Yolcu anlatıyor. Evet Yolcu Bey, tam 20 kala buradasınız. Ne mutlu değil mi? Evet Atilla Bey, bizim için çok mutlu. Sizin için de bu kadar mutluysa ne mutlu hepimize diyelim. Türkiye için mutlu. Hükümanlar zamanında elinize ulaştı. Mutlu mesutsunuz tabii ki. Değil mi Atilla Bey? Onu gerekli arkadaşlar onunla irtibatı sağladılar. Hallettiler zannediyorum. Güzel. Bakacağız, göreceğiz. Güzel. Şimdi. Siz emir komuta sizde yani kısmen. Şimdi Atilla Bey, sadece şu konudan başlamakta fayda gördüm. Hani çok popüler bir laf ya bu. Sözde dedi. Yani sözde deyince yani ağır bir laf. Şimdi yani bundan sonra hep beraber dikkat edelim. Birbirimize aslında sözde. Değil de hani sözde, yani sözüm ona. Ha, sözde. Ama seçim öncesinde İktidar ortakların birbirine neler söylediğini bir hatırlasak mı? Evet. Onlar, hatırlamayalım. Onlar yani normal... Çok ağır laflardı da. Ha, yok, oradan yok, ne? Hatırlamayalım da yani bir hatırlasak mı diyorum. Şimdi onların hiçbirinde hani onların herhangi birinde bir sözde, efendim siz sözde başlarsınız dese kimse duymayacaktı. Doğru. Bu muhtemelen malzeme artık kalmadı. Malzeme kalmayınca kuş dendiğinde vay bana kuş dedin. İşte kıvırcık dendiğinde kelaynak dedin değil mi? Evet, kelaynak. Saçlarımla alay mı ediyorsun gibi, yani enteresan bir şekilde çok şaşırtıcı bir şeyler olacak gibi, ama malzeme tükendi gibi duruyor. Ben de hazır fırsat, madem böyle bir durum var, o zaman dedim ki biraz dünyayı, biraz Türkiye'yi, böyle bir hani gazetelerde yazı sizi, dizisi, televizyonda da haber takibi derler ya, dedim biraz böyle bilgilendirelim. Vay. Bilmeyenler gazeteci, yok. Gazeteci olduğun ortaya çıkacak. Yolcu gazeteci olduğun aman ortaya yok, çıkacak. Aman yok, hiçbir şey değil. Ya bu şu Yolcu hiçbir şey değil. Hadi Yolcu, hepsi bu kadar. Bir kuruş daha peki, fazlasına. YouTube'a gelsinler mi şimdi? Slide'ların mı var? Yani bak evet, arabayı park edelim mi diyorum. Bir slide çalışması da yaptık. Belge ile konu. Belge olmadan tamam. Biliyorsun Türkiye'nin büyük onur duyduğu bir insandır aslında Uğur Mumcu rahmetli. Onu da bir kez daha rahmetle analım. Her şeyi belgeyle. Yani her şeyin arkasındaki aklı, her şeyin arkasındaki mantığı, gerçek bilgiyi ortaya koyarak haber yapılırdı. Şimdi işte bir komik bir halde, ama işte keser dönecek merak etme. Doğru. Hesap da dönecek, bir gün gelecek, hesap da dönecek. Baksana koskoca Trump ya, 9 ay önce benim bütün kişisel görüşlerimi, okuduğum, yazdığımdan, baktıklarımdan, varsayımla çevremde kimseyi ikna edemedim Trump'ın gideceğine. Ya. Zaman geldi dediler ki ya sen çok yanılacaksın vesaire. Öyle olmadı. Yani hani var ya ferman padişahsa dağlar bizimdir diyecekti insanlar. Ama işte Trump'ın bile gittiği bir dünya bu dünya. Bu dünyada bir yerden bir yere doğru gidiyoruz. Şimdi Atilla ilk slide'dan başlayalım. Yavaş yavaş bir şeyler anlatmaya gayret edelim. Bunları da üst üste koyduğumuzda insanların hem zihin dünyasında hem kafalarındaki bazı modellerin bir yerden bir yere doğru giderken nerede olduğumuzu. Bu resmi kasıtlı olarak koydum. Çok güzel bir ev. Ne bu? Allah sahibine bağışlasın. Dedim ki dinleyen herkesin yaşadığı ve yaşayacağı en kötü ev böyle olsun. Işıl ışıl olsun, eşyası olsun, dostlarını ağırlasın, sağlık. Havuz da var mı? Havuz da var. Evet. Her şey var. Havuzu da var, güzel. Sineması da var. İşte seni aslında ekranın o köşesinden çekerlerse sineması da görünecek. Beni de alın, beni de bak, beni de gönderiyor. Alsana. Alın şunu. Yani, polis komiserleri der ya, alın şunu falan diye. Böyle bir ev dileğinde bulunayım dedim. Çünkü benim konuşacağım konular umutsuzluk, ümitsizlik konuları değil. Ama gerçekle yüzleşmemiz lazım ki bulunduğumuz konuyu, bulunduğumuz yeri görelim. Çünkü Türkiye'nin hasarı büyük Atilla. Bu hasarı bu toplumda yaşayan insanlar deltecekler. Şimdi bu hasarın ne olduğunu böyle sadece laf kalabalığına getirmeden, veriyle, bilgiyle birkaç gün üst üste, belki bir hafta, belki iki hafta sürer bilmiyorum ama anlatabildiğimiz kadar anlatma gayretinde olalım. İkincisine geçelim. Burada ne anladık şimdi? Dedi ki böyle bir evimiz olsun değil mi? Umutlarımız, en hayalimiz. En kötü eviniz böyle olsun dedi. Yani iyi bir niyetle başladık. Hiç olumsuz bir şey düşünmeden, her şeyin iyiye gideceğinin hayalini kurarak. Böyle yerlerde var. İnsanlar buralarda yaşıyorlar. Hiç olmazsa gözümüz bir kendimize referans noktası bulsun diye başladık. Bir sonraki slayda geçersek. Bu Japonya'daki bir heykel Atilla. Ama ben göremiyorum şu anda ekranda. Açıldı mı bilmiyorum. Ben YouTube'dan izliyorum ama. Umarım herhalde görürüm. Geçebildik mi bir sonraki slayda? Halil?
Necdet, değişti mi sizde? Belki bizde bir zaman alıyor galiba ya. İnternetten mi böyle? Ne oldu? Evet, şimdi Aktar, bu tabii aktarmalı mı tam geliyor? resim, Tam tam resim geldi. herhalde sığmamış ama Sığmamış. bu bir Ne diyor? heykel. Diyor ki Japonca yazıda, büyüklüğünüz vücudunuzdaki yağın ağırlığıyla değil, zihninizdeki düşüncenin büyüklüğüyle ölçülür diye. Çocuğun elinde daha fazla kitap var. Japonya'da kitap okumayı teşvik edecek bir heykel altındaki yazının da anlamı bu. Biz de insanları daha fazla okumaya, öğrenmeye, gelişmeye, tartışmaya, herhangi bir konunun tasallutunu ve taassubunu, yani o konunun karanlıkta kalan, herhangi bir şeye sabit fikirle bakmayan, zorbaca gücünü kullanarak değil, tartışmaya açık olan bir yer, bir bakış açısıyla bakalım diye. Bir sonrakine geçelim. Herkese bol bol okuma dileriz. Ben de bir sürü kitap tavsiye edeceğim. Hem Twitter'dan hem buradan okumak isteyenler ilerlesinler, görsünler diye. Bir sonraki sayfa, bak 2009'da sol tarafta gördüğün helikopter pilotu. 2019'da hem pilot hem de kameraman işsiz kalmış durumda. Çünkü bu drone üzerine koyduğun zaman kamerayı, kendi kendine iki insan birden işsiz kaldı. Bir helikoptere verilen para, harcanan zaman, enerji vesaire yerine. Böyle küçük bir anekdot. Hakikaten. Yani dünya nereden nereye doğru çok güzel gidiyor. Yani bunu gazetecilik açısından da yolcu, ben Kanal D'nin İstanbul haberlerini yönetirken bu çok kullandık. Çok da masraflı bir şeydi. Nasıl helikopteri bul, onu götür, adamları oraya hava alanına taşı. Ya muazzam bir şeydi ya. Şimdi dediğin gibi ya, nereden nereye işte. Bunu da hallediyorlar işlerini. Evet. Güzel. Şimdi bir sonrakine geçip artık yavaş yavaş ilerleyebiliriz. Her konuştuğum konunun, veri setinin, kaynağının, ayrıca görseller hazırladım ki akılda daha fazla kalsın. Bir şeyleri kıyaslarken de elle tutarak bir kıyaslama yapabilelim diye. Türkiye'de günlük ortalama elektrik tüketimi, bu megawatt saat diye bakılabilir. 2017 yılında 794.453, 2020'de 794.739. Bunu niye koydum? Çok basit. Eğer bir ülkede ekonomi çalışıyorsa, makineler çalışıyorsa, fabrikalar çalışıyorsa daha fazla elektrik tüketilecektir. Şimdi buraya baktığımızda günlük ortalaması bu. Günlük ortalama, altını çiziyorum çünkü başka yerlerle karışmasın diye veri seti. Günlük ortalama bu kadar elektrik tüketilen. Bu bir sonraki slaytta meskende kullanılan elektrik tüketimine geldik Atilla. Meskenler bu sefer, bu da milyon saat diye bakacağımız bir veridir bu. Yine megawatt saat ama milyon bu. Yıllık ne olmuş evlerde kullanılan? %30 artmış. Yani 53,5 milyondan 56,4 milyona çıkmış. Demek ki evlerde bulunuyoruz. İş yerlerinde artış olursa bunu da görebilirdik. Oysa biraz önce gördüğün gibi 794'ten 794'de bir artış yok. Evlerde kullanan artmış ama iş yerlerinde kullanılan artmamış. O evde de üretim yapmadığımıza göre, fabrika anlamında konuşuyorum. Demek ki aslında Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili söylenen bazı veri setleri maalesef gerçeği yansıtmıyor. Peki hocam, ispat et, değil mi? Hani böyle boş konuşma. İlerleyelim, kaynağı da paylaşacağım. Arzu eden de buyurur, okur, orada da görebilir. Ama bak, oran %30 olmaz diyor. Hani 53'ten 56'ya. Hayır hayır. Oradaki kasıt şu. Ev tüketimi toplam elektriğin %30'unu oluşturur bilgisi o. Ha. Yoksa 53'ten 56'ya %30 artmış değil. Tamam. 53'ten 56'ya ev tüketimi artıyor. Toplam tüketim 794.000'den 794.000'e, bir şeyin arttığı yok. Sadece ev artışını görüyoruz. Sigaranın enflasyon hesabının payına bakarsak 2017 yılında enflasyondaki sigara payı 5.4827. 2019'da bu pay düşürülmüş. Allah Allah. Niye düşürülmüş ki? Ne olacak ki? Atilla, bizim Türk dilinde çok sevdiğimiz bir cümle vardır, biliyorsun. Ali Cengiz oyunu derler. Şimdi bu nasıl bir Ali Cengiz oyunu bakalım. Geçelim bir sonraki slayda. Kaynağımı da göreceksiniz. İbrahim Kahveci'den. Bu enflasyon sepetinde mi? Enflasyon sepetinde evet, bu yolcu? Enflasyon sepetindeki payı. İbrahim Kahveci rahmetli, benim için Türkiye'yi çok 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 önemsediğim, çok mübarek. Onu da bir kez daha rahmetle analım. Adnan Kahveci'nin yeğenidir. İbrahim Kahveci çok iyi yazılar yazan, çok aklı başında analizlerini son dönemde çok etkileyici bulduğum, daha önceki dönemi şuymuş buymuş önemli. Ben yazdığına bakarım.
Eldeki tamam. data setiyle yazdığını görüyorum. Sigaranın enflasyon hesabı payına baktığımız zaman 2019 yılında sigaraya toplam %44 bir zam yapıldı. Tabii ki zam oranı 5.48 yerine 3.87'lik ağırlıkla çarpılarak enflasyon eksenini o yüzden indirdiler payını. Bunu indirince ne oluyor? Sigaraya büyük zam yaptığın zaman enflasyonu artırmamış oluyorsun. İşte Ali Cengiz oyunu bu. Geçelim bir sonraki slayda. Ne görüyoruz orada? Eğer böyle bir şey yaparsan, bunu yaptığın zaman %44'lük yaptığın zam toplamda bakıldığında enflasyonda 0.70 puan oradan tırtıklıyorsun. Türk dilinde yine kullandığımız bir kelimedir. 14.60 olan enflasyon 0.70 puandan dolayı daha düşük çıkmaya başlıyor. Yani sigaranın sadece ağırlık değişimiyle emekli memurun, hatta enflasyona duyarlı çalışan özel sektörün cebindeki parayı alıyorsun. Çünkü ne oluyor? Ağırlığını bir değiştiriyorsun. Zam yapıyorsun. Ağırlığı küçük olduğu için etkisi küçük oluyor. Sonra tekrar nasıl ilerlediğine bakalım bu işin. Bir sonraki slide. Kabaca 418 madde varmış. Bu arada şeye baktım da. Evet. Yani sepette evet. O madde, 418 madde. Enflasyon sepetinde 418 ayrı ürün var. Bunların rakamlarıyla oynayarak enflasyonu daha düşük gösterebiliyoruz. Peki bunu kim yapıyor? Bunu TÜİK yapıyor. Peki TÜİK'in durumu nedir? Birazdan onu da göreceğiz. Yani biz aslında sigarayla bu Ali Cengiz oyunları yaparak enflasyonu düşük gösteriyoruz. Enflasyon gerçekten düşük mü? Hayır değil. Kesinlikle değil. Merak edenler hiç üşenmeden İbrahim Kahveci'nin köşesini okusunlar. Daha çok detayı var ve ben sadece kesitler aldığım için zihninde bir şey oluşmasın, bakabilir. Bir sonraki adıma attık. Kabaca hesapladığımızda şunu görüyoruz. 2019 ortalama ücreti 3.500 lira. Ortalama ücret bu. %0.7'lik eksik zam aylık 24.5 liraya karşılık geliyor. Kısaca sadece enflasyonda bir sigara oyunu yapıyorsun. Yıllık 295 lira çalışanların cebinden bunu almış oluyorsun. Böylelikle bu zam yapılmadığı için fiyatlar pahalı gözükmüyor. Ama bu zam yapılmıyor. Fakat gerçekten de enflasyonun yukarıya doğru gittiğini ispat da edemiyorsun. Çünkü diyor ki enflasyon sepetinde olan bu. Peki ne oluyor zamdan sonra? Sigaranın enflasyon ağırlığı tekrar 5.71'e çıkıyor aslında. Gördüğün gibi rakamlarla, sistemle her bulduğumuz fırsatta oynayarak buyuruyor. Peki hocam sen bir tek İbrahim Kahveci'nin konuşmasından mı çıkardın bunları? Hayır. Bir sonraki slayda gidersek neyi görüyoruz? Bir sonraki slide TÜİK Başkanı'nı göreceğiz Atilla. TÜİK Başkanı ilginç bir yapı. Geçelim bir sonraki slide'a. Birol Aydemir beyefendi 2011-2016 kendisi istifa etti ve bir konuşma var internette. Hemen bulabilirsiniz. Birkaç hafta önce üstelik kaydedilmiş bir YouTube konuşması bu. YouTube'da bir görüntüsüyle beraber. Bu arada teknik bir bilgi vereyim. Geçelim bir sonraki slide'a. Bizim Türkiye İstatistik Kurumu adı altında bu kurum 1926 yılında kuruluyor aslında. Ve 2020 yılına kadar toplam 24 tane başkanı var buranın. Bu başkanlardan 6 tanesi AKP döneminde. Kurucu ilk kurulduğunda Belçika doğumlu bir başkan var. Çünkü hukuk doktoru, bu konuları çok iyi bilen. 1926 yılında bizim burası için yetişmiş bir kimsemiz yok. Ülkenin zaten hali harap malum, savaştan yeni çıkmış. Onunla kuruluyor. Onun attığı adımla başlıyor. İstatistik ve verinin niye bu kadar önemli olduğunu görüyoruz. Artı belki meraklılar için bir teknik bilgi paylaşmakta fayda var. O da şu. İstatistik zaten statistics, state ve matematik kelimelerinin birleşimi. Devletin matematikle kucaklaştığı yerdir istatistik. Devlet bilim demektir. Çünkü devlet artık 1789 Fransız İhtilali sonrasında bir millet kavramına dönmüştür. Millet istatistikle ardından 1800'lü yıllar, 19. yüzyıl vesaire işte elimizde artık kapitalizmin seni bir hane halkı, kişi başı gelir, gayri safi milli hasıla, işte evli sayısı, bekar sayısı, yüzdeler, oranlar diye insanı artık birey olmaktan daha çok kapitalist sistem içerisinde tarif etmek için kullanılan bir şeydir istatistik. Bunu dünyada en iyi yapan Amerika'dır. İstatistik her türlü çarpıtmaya müsait olmakla beraber biraz bu konuyu anlayan, bilen, doğru soruları soran insan buradan çok daha farklı yorumlar, çok daha başka bilgiler çıkarabilir. Çünkü korelasyonu bilmek çok önemli bir mesele. Gelelim bakalım bir sonraki adıma. Biz nereden öğrendik bunları? Bir sonraki slide'da göreceğimiz gibi
Bu internette şu anda bizi izleyen dostlar girip bakacak olurlarsa görecekler ki bir internette yayınlanmış çok yeni bir YouTube videosudur bu. Bu YouTube videosuyla baktığımız zaman neyi görüyoruz? TÜİK eski başkanıyla İbrahim Kahveci'nin bakanların politika belirleme yetkisi yok. Videonun adı bu. Altında ekonomi ve ötesi programıdır. Bu programın alt başlığı. Birol Aydemir ve İbrahim Kahveci TÜİK verileri gerçeği yansıtıyor mu diye konuşuyorlar. Bir sonraki slayda geçersek ilginç bir şeyle karşılaşacağız. Arzu edenler buradan internet YouTube'dan bulabilirler programı. Ben dinleyiciler için, izleyiciler için biraz ders çalıştım. Oradan izleyebilirler, onu görebilirler. Şimdi Atilla ilginç olana gelelim. Şubat 2016'da TÜİK Başkanlığı'ndan istifa eden Birol Aydemir 4,5 yıl süren gayri safi yurt içi revizyonu çalışmasında dönemin Maliye Müsteşarı Naci Ağbal'ın kendilerine veri vermediğini söylüyor. Şimdi Atilla düşünsene, bir Maliye Bakanı var, müsteşar kendisi. Bugün de biliyorsun Merkez Bankası'nın başında. 4,5 yıl boyunca İstatistik Kurumu'nun başındaki kişi diyor ki bize veri ver. Veriler verilmiyor. Peki o esnada ne yapılmaktadır? Gayri safi yurt içi hasılanın revizyonu. Yani örnek olarak konuşalım. Sen radyoda seni dinleyen insan sayısını bir ölçme metodun var. Tamam mı? Bu metodu değiştiriyorsun. Başka bir metotla ölçüyorsun. İşte radyonun patronu sahibi de sana gelip diyor ki Atilla Bey hangi yöntemle ölçüyorsunuz? Ses çıkarmıyorsun, göndeririz diyorsun. 4,5 yıl devletin bir kurumu istatistik enstitüsüne bu veriyi vermiyor 4,5 sene. Vermediği veri de ülkenin büyüme rakamlarının nasıl hesaplandığını, yeni yöntemin ne olduğunun verisini vermiyor. Geçelim bir sonraki slayda. Yani onu yaparak ne elde etmiş oluyor? Şimdi göreceksin Atilla. Şimdi esas hoşluk orada zaten. Şimdi bir grafik göreceğiz burada. Bu grafikte Türkiye'nin 2001 yılından itibaren işte kişi başı geliri nasıl artmış, ne olmuş diye. Belli bir 2008'e kadar yukarı çıkış var. Bunları yarın ve diğer programlarda çok daha detaylı bakacağız. Şimdi hızlı geçmek için. Sadece bir perspektif bu. Bir tırmanış var. 2008'den beri de aslında kişi başı geliri azalan bir grafik görüyoruz. Geçelim bir sonrakine. Bu programda ve İbrahim Kahveci'nin köşesinde yazıyor bunların hepsi. Orada bulabilirler merak edenler. Ve İbrahim Kahveci bu elektrik tüketimi konusunu herhalde defalarca yazıyor. Şimdi çalışan sayısı düşüyor. Daha az insan çalışıyor. Malum işsizlik artmış. Elektrik tüketimi artmıyor. Ama gayri safi yurt içi hasıla artabiliyor. 2017 ile 2020 arasındaki büyüme 4,28 büyümüş. Peki tamam olabilir, bu bir rakam bilmiyoruz. 2015 yılında revizyon öncesi hani verileri vermemişti ya TÜİK Başkanı'ndan acaba. O zaman Türkiye'de gayri safi yurt içi hasıla 1 trilyon 952 milyar. Revizyon sonrası bir revizyon bir hesaplar yapılıyor. Deniyor ki Türkiye'nin ekonomisi %20 büyüdü. 2 trilyona çıktı. Buradaki revizyon oranı çok önemli çünkü yeniden yazmak lazım. %20 bir değişiklik oluyor. Hani biraz önce sigaranın payını kullanarak nasıl enflasyonu farklı göstermek mümkünse Türkiye'nin de büyümesinin farklı gösterildiğine dair iddiası var İbrahim Kahveci'nin. Bir sonrakine gelince işler biraz daha netleşmeye başlayacak Atilla. Geçelim bir sonraki slayda. Şimdi yapı itibariyle 2014 revizyonuna bakıyorsun %17 büyümüş Türkiye. Aa ne güzel. 2013'e bakıyorsun %16.3 büyümüş. Geriye doğru büyüyoruz. Daha sonra 98'e geliyoruz. Ha, AKP önceki döneme geldiğimizde revizyon hiç dokunmuyor buralara. 2,48. Burada bir teknik açıklama yapmam gerekiyor. İktisat bilenler bunu bilirler. Tabii ki dünyadaki bazı ülkeler doğal ve o günkü şartlara göre revizyon yaparlar. Ama revizyon bir dönemi kapsamaz. Yani bu 3 seneyi düzeltelim. Bu 5 seneyi düzeltelim. Bizden önceki bölüme dokunmayalım olmaz. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Hepsini hesaplanması lazım ki elma ile elmayı kıyaslayalım. Son yıllara baktığında piyango vurduruyor. Eski dönemlerde zırnık yok. Bir sonraki slayda gelince ne görüyoruz? O bize diyor ki 1998 yılına geldiğimizde Atilla'cığım 1998 yılında ilginç bir durum var. Geçebildik mi slaydı? Evet. 98 yılında Türkiye'de
Kişi başı gelir $5,223. İşte enflasyon vesaire vesaire. İşte bak burada İbrahim Kahveci'nin çok güzel bir analizi var. Diyor ki 1998 yılında $5,223 2020 yılındaki karşılığı, çünkü o günkü para bugünkü para diye, ki bunu da officialdata.org sitesinden otomatik hesaplanmış. Hani var ya buna net present value, paranın o günkü değeri falan filan diye evet. teknik tarifleri var ama denir ki o günkü TL buydu ama bugünkü karşılığı budur diye $8,283 geliyor. 98'deki Türkiye'nin elde ettiği kişi başı gelir. Çok güzel. Peki gidelim bir slide sonraya. Atilla, 1998 yılında Türkiye'de hiç beklemediğimiz, ummadığımız, kötü yönetilmiş, işte koalisyonlar Türkiye'yi mahvettiler dediğimiz ekonomide insanların kişi başı geliri $8,155 bugün. O gün 8000, dikkat edersen 8200 işte biraz önceki slide, dur bulayım, 8283 dolar. Yani biz şu anda 98 yılının daha altındaki bir zenginliğe geldik. Yani AK Parti ve Naci Ağbal eğer TÜİK'le gerçek bir gayri safi yurt içi hasıla hesabı sağlasalardı Türkiye'nin 98 yılından bile daha fakir durumu ortaya çıkacaktı ki Türkiye fakirleşmiş bir durumda. Maalesef bunların hepsi manipüle edilip o yüzden işte bu sözde kelimelerin üzerine asılıyorlar. Şimdi grafiği bir defa daha açacak olursak, biraz önce gördüğümüz grafiği, bu sefer başka bir şeyle karşılaşacağız bir sonraki slide'da Atilla'cığım. Burada biraz önce AKP'nin büyüme dönemi, işte ilk baştan iktidarı var hatırlayacaksın. 2003'ten itibaren yukarı doğru büyüme ve aşağı iniş var ama aslında bugünkü Türkiye'nin kişi başı geliri 1998 yılındaki insanların elde ettiği gelir. Bir sonraki slide bize diyor ki biz kağıt üzerinde 3 kat büyüdük. İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük büyümesi yapıldı filan falan, bunlar doğru değil Atilla. Çünkü bunların doğru olmadığını ispat etmek için bu 18 yıllık 2002-2020 döneminde geri gidip 2002'den 18 yıl geriye gittim. Ben 1985-2002 veri setine baktım. Onların araştırmanını da zaten hafta içinde paylaşacağım. Şimdi tabii kolaylıkla çıkıp biri bu tür iktisadi kavramlar üzerinden konuşmadığı için, yok Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atandı, yok efendim bana sözde dediniz vesaire gibi yerlerle aslında bunlar gündem yaratılan meseleleri oluşturuyor. İbrahim Kahveci'nin bugünkü yazısına baktığımda bu sunumu hazırlarken, bir sonraki slide'a geçersek göreceğiz. Şimdi burada nereye gelmiş durumdayız? Elimizdeki veri setinin bize söylediği bir şey var. Burada temel bir konu var Atilla. Toplam çalışma süresi, bir önceki seneye kıyaslayalım. İşte 2017'nin ilk 9 ayında, orada 9 ile kastedilen ilk 9 ay 44 milyar 536 saat çalışılmış. 2020'nin ilk 9 ayında 36 milyar 568 saat çalışılmış. Diyebilirsiniz ki bu nedir? Yine Kahveci'nin bugünkü Karar Gazetesi'ne girin, yazısını okuyun, oradan alınmış veridir bunlar. Kaynağını vermek zorundayız. Bizim hakkımız değil çünkü. O bir insanın araştırması. Bir sonraki slide'a geçtiğimizde şunla karşılaşıyoruz. Türkiye çalışma süresinin bir hesaplama yöntemi var. İktisadi olarak ülkelerin bu çalışma sürelerine baktığımız zaman bu çalışılan süreler haftalık saatle çalışan sayısının çarpımı. Şimdi çalışılan saat sayısı %17.9 düşmüş ama gayri safi yurt içi gelirimiz reel olarak %4.57 artmış. Bir sonrakine geçtik. Bunlar mümkün değil Atilla. Bunlar aslında ciddi bir manipülasyon anlatıyor. Birazdan büyük tablo göreceğiz. 3 dakika daha sabredebilirsen eğer konuşmamı da tahmin ediyorum bitirmiş olacağım. Böylece 2012-2015 eski hesaba göre toplam büyüme oranı %14. Ama yukarıda parantez içinde yazılı. Şimdi onları göreceğiz. Kümülatif büyüme birdenbire bak nasıl oyunla çıkıyor. Yeni bir Ali Cengiz oyunu. Sadece sigaranın enflasyondaki payını değiştirmekle kalmıyoruz. TÜİK gibi Türkiye iktisat verisi sağlayan İktisadi istatistik veriyle bütün dünyaya, hani var ya şu kadar kar ettik, bu kadar insan çalışıyor. Biliyorsun Sağlık Bakanlığı'nın da aylarca vermiş olduğu işte vefat ve hastalık sayısını nasıl manipüle ettiklerini tekrar görmüştük. Sonunda bir yere doğru evrildi o. Bir sonraki slide aslında her şeyi açığa çıkarıyor. Bu diyor ki bize, eğer eski hesapla yeni hesabı karşılaştırırsak ne oluyor? Şu oluyor Atilla, eski hesapla 2012, 13, 14, 15 hesabını bir sonraki slide'a geçtik mi? Geçtik.
Eğer eski hesapla büyürsek %14 büyüyoruz. Yeni hesapla büyürsek 26.6. Olabilir. Bak burada bir sapma yok. Fakat dedim ya, burada kullanılan yöntemi TÜİK'e 4-5 sene boyunca göndermeyen bir Maliye Bakanlığı var, müsteşarlık var. Bu hesaplama yöntemini bilmiyoruz ve hesaplamanın ilginç tarafı AKP dönemini kapsıyor. Ya ama yöntemse bütün dönemleri kapsamalı. Ve daha ilginç bir yere gelelim. Bir sonraki slide artık daha da bizi enteresan bir yere taşıyacak. Geldik mi? Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde bulunan bir 11. kalkınma planı var. Bunun 288. eğer yanlış hatırlamıyorsam 228 miydi? 288 doğru. 288. paragrafında şöyle bir şey geçiyor. Bu da videonun 34 dakika 11. saniyesinde geçiyor. Sol tarafta 11. kalkınma planının internet sitesi altta. Sağ tarafta da bu videonun tekrar linkini koydum ki olur birileri bakmak isterse baksın diye. Orada eski TÜİK başkanı diyor ki bu raporun 288. paragrafında şöyle bir şey geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti 11. kalkınma planına şunu koymuş. Demiş ki yüksek faiz doğrudan doğruya mal ve hizmetlerin üretim maliyetini artırarak doğrudan doğruya enflasyona neden olur. Artan enflasyonsa faizlerin daha da artmasına yol açar. Şimdi bunu söyleyen bir zihin düşün. Bu şu anda Türkiye Merkez Bankası'nı yöneten kişi. Bu raporu kim hazırlıyor biliyor musun Atilla? Bakalım görelim. Stratejik bu raporu, bunu rapora yazdıran kişi aslında şu andaki Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal. Ve o bu rapora yazdırıyor. Peki benim kafam şurada karışıyor. Eğer böyle bir rapor varsa 34 dakika 34 18. saniyesinde söylüyor. Eski TÜİK Başkanı, bu YouTube'da bulunabilir bir video. Bakarsanız orada göreceksiniz. Gayet net gibi başlıyor. Şaşıracak da bir şey yok. Bir taraftan AKP döneminde 5 kez faiz arttırılmış. Hem Türkiye'nin 11. kalkınma planında bunu yazacaksın. Diyeceksin ki faiz enflasyonu yaratmaktadır diye. Biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı da sürekli kullandığı bir argümandır. Kendisinin iktisat konusundaki teorilerini okuduğu kitapları bilmiyorum. Ama böyle bir iddiası var. Bunu sürekli konuştuğu için her tarafa yapılan cümle aynı şekilde devam ediyor. Bir adım sonra Türkiye'deki döngüyü görüyoruz. Peki bunu rapora yazdıysanız faizi niye artırıyorsunuz? Faizi artıracaksanız rapora niye böyle bir şey yazıyorsunuz? Cevabı da yok. Bu da Mahsun Eğilmez Hoca'dan. Faiz artışıyla gördüğünüz sarıyla bağlı olan çemberde, bu feleğin çemberi diyebiliriz. Faiz finansal maliyetlerini artırır. O üretim maliyetini artırır. O riskleri artırır. O kuru artırır. O ithal girdi fiyatları artırır. Üretim maliyetlerinin artışı satış fiyatlarını, o enflasyonu artırır. Yani faiz hemen gidip enflasyonu falan artırmaz. Bunun için bugünden sonraki diğer çalışmalarda göstereceğim bir slaytla konuşmaya veda edeyim. Ne kastediyorum? Hangi argümanlarla konuşacağız? Bir sonrakine baktığımızda şunu göreceğiz. Geçelim bir sonrakine. Geçtik mi? Amma yazdım yani. Nasıl çalıştın? Atilla, küresel sıralamada Türkiye 1990 yılında 49'uymuş. 49. Bugün Türkiye dünyanın 73. ülkesi. Öyle ekonomik büyüklük adı altında hantal bir büyük kitleden bahsetmek tutarlı değil. O yüzden bir batıdan bir doğudan örnek alarak bir sürü konuda dersi çalıştım. Onu da yarınki ve diğer günlerdeki işlere doğru bakacağız. Peki burada G20 ne oldu yolcu? G20 ne oldu? G20'den artık Türkiye düşüyor bu sene itibariyle. Son anda bir beklenmedik bir değişiklik olmazsa. Çünkü dünyanın en büyük ekonomileri içerisindeki G20 pozisyonumuz net değil. Diğer ülkeler de aynı anda küçülmeye gittiği için ondan emin değilim. Ama görüntü düşüyor. Fakat kesin bilgiyi ancak birkaç ay içerisinde görebiliriz. Bunu baktığında görüyorsun. Buradaki bir şeyi hatırlatarak konuşmamı bitireyim. Geri kalan günlerde bir batıdan bir doğudan iki ülke aldım. Yani büyüklük olarak Türkiye'nin yaptığı hataları tek tek görüyorsun. Ayrıca iktisadi olarak söylenen konuların bir gerçekliği yok. Ama Atilla, sonunda insanlar aç kaldığında ideoloji onları beslemeyecek.
insanlar işsiz kaldığında, kira ödeyemediğinde maalesef ülkenin kendi içerisindeki durumu itibariyle bunlarla yüzleşeceğiz. O zaman sözde mi dedi, özde mi dedi? Biliyorsun bir arada sözde ve özde kelimeleri vardı. Bunlar kelimelerle oynayarak bir şeyleri götürmeye çalışıyoruz. Ama işin dürüst tarafına gelince hem toplumun büyük yoğun bir manipülasyonu var, hem de ciddi şekilde biz bağımızı koparıyoruz modern dünyayla. Yani dış politika olarak sen çok kısa bahsettin. Financial Times'de bugün çıkmış çok ilginç bir makale var. Tayyip Erdoğan'a askerler casuslar ve Batı'dan nasıl koptuğunu anlatan, nasıl yatırımları, politik yatırımları onun yalnızlaşmasına yol açtığını söyleyen bir makale. Yarın da o makaleyi bir miktar inceleriz. Sabrı için herkese çok çok teşekkür ederim. Umarım biz emeklerin için biz teşekkür ederiz yolcucuğum. Çok şey var, yoğun emek var bunda. Hakikaten sağ olasın, kafa patlatmışsın. Biz de baksana şey gibi, online dershane gibi, EBA gibi oturduk dinledik yani seni. Keyif aldık. Küçük parçaları birleştirmişsin. Çok teşekkür ediyoruz sana. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim.